konusu ile ilgili araştırma yapan Elif, laboratuvarda bulunan optik araçlardan 3 tanesini inceleyerek aşağıdaki sonuçlara ulaşmıştır. Elif'in ulaştığı bu sonuçlara göre KLM optik araçları aşağıdakilerin hangisinde bir arada doğru olarak verilmiş olabilir bir arada? Şimdi K optik aracının önüne konulan bir cismin bu araçta kendisinden daha küçük görüntüsü oluşur. Şimdi daha kendisinden daha küçük görüntüsü oluşan optik araçlar nelerdi? Tümsek ayna ya da çukur ayna olabilir. İkincisine bakalım. Bir kaptaki yazılara L optik aracı arkasından baktığımda yazıları olduğundan daha büyük olarak görüyorum. Bu bir büyüteç olabilir. O da ince kenarlı mercektir. Üçüncüsüne bakalım. Bir cisim M optik aracı önünde farklı uzaklıklarda olacak biçimde ayrı ayrı konulduğunda cismin görüntüsünün boyu her defasında cismin boyuna eşit oluyor. Her defasında cismin boyuna eşit oluyorsa farklı uzaklıklarda bu bir düzlem aynadır. Düzlem ayna. O zaman bakalım M için düzlem ayna, L için ince kenarlı mercek dedik. K için ya tümsek ayna ya çukur ayna dedik. M'den bakalım düzlem ayna. Düzlem ayna. Evet, düzlem ayna. L için ince kenarlı mercek dedik. Çukur ayna demiş olmaz. İnce kenarlı mercek olur. Çukur ayna demiş olmaz. O zaman cevabımız D diyoruz. Bakalım tümsek ayna oluyor mu? Evet, tümsek ayna olabilir demiştik. Cevap D şıkkıdır. Özdeş dirençler lamba iç direnci önemsenmeyen üreteçle kurulmuş devrede dirençlere ideal ampermetre, ideal voltmetre, açık K ve L anahtarlarıyla birlikte şekildeki gibi bağlanmıştır. Bu durumda lamba ışık vermektedir. Bu durumda lamba ışık veriyormuş. Evet, iki direnç var, bir de lamba. Buna göre yalnız K anahtarının ya da yalnız L anahtarının kapatılması sonucu lambanın parlaklığı nasıl değişir? Şimdi K anahtarını kapattığımızda ideal voltmetrenin iç direnci sonsuz olduğu için bir şey değişmez. Sadece voltajı ölçmüş olur. Buradan geçen akım değişmemiş olur. Akım değişmeyince parlaklık değişmez olur. Değişmez, değişmez. Bunu açtığımızda yalnız L anahtarını kapattığımızda, yalnız L anahtarını kapattığımızda ampermetrenin iç direnci sıfırdır. İdeal ampermetre. İç direnç sıfır olunca burası kısa devre olmuş olur. Direnç azalmış olur devredeki. Direnç azalınca akım artar. Lambanın parlaklığı da artmış olur. Lambanın parlaklığı artar olacak. Cevap B şıkkıdır. Düzgün türdeş bir yay bir ucundan duvara sabitlenerek diğer ucundan sabit büyüklükte kuvvetle gerilmiştir. Yayın kuvvet uygulanan ucu şekildeki gibi bir ve iki yönlerini titreştirilerek yayda duvara doğru ilerleyen periyodik dalga üretilmiştir. Bu şekilde titreştirerek şöyle dalgalar üretilmiştir. Buna göre yayın belirtilen ucunun yalnızca bir ve iki yönündeki titreşimizi artırılırsa oluşan dalgaların titreşimizi artırılırsa frekansı artar, dalga boyu azalmış olur. Periyotu değişmiş olur. Evet, periyot neydi? T eşittir 1 bölü F idi. Periyot değişir. Bize değişmezi soruyor. Bu değişir. 2. İlerleme hızı ortama bağlıdır. Ortam değişmediği müddetçe şuradaki germe kuvveti, bu tarafa doğru germe kuvveti değişmediği için, sabit bir kuvvetle uygulandığı için bu değişmez. Genişlik, frekans arttıkça şu genişlik artmış olacaktır. Dolayısıyla bu da değişir. Cevap yalnız 2, B şıkkıdır. Bir cisme doğrusal ve yatay yolda yola paralel sabit F büyüklüğünde kuvvet 3T süreyle uygulanıyor. Bu süre içerisinde cismin hız zaman grafiği şekildeki gibi olduğuna göre yargılanan hangileri doğrudur? 1. Cisim 0T zaman aralığında dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir. Hızlandığı için evet doğru. 2. Cisim T 2T zaman aralığında dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. T2T evet sabit hızla gitmiş, o da doğru. Burada sürtünme kuvveti uygulanmış olabilir. O da F kadardır diyebiliriz. 3. Cisme 2T anında itibaren duruncaya kadar geçen süreçte sürtünme kuvveti etki etmiştir. Evet, sürtünme kuvveti etki etmiş. Ama 2T anından itibaren demiş burada. Burada T anından itibaren deseydi daha doğru olurdu. O yüzden buna yanlış diyoruz. Cevap C şıkkıdır. Fizik öğretmeni sıcaklık değişimi sonucu genleşen ya da büzülen metallerin genleşme miktarının bağlı olduğu değişkenleri anlatmak için modeli şekildeki gibi olan Gravzant halkası deneyini yapmaktadır. Düzenek farklı maddelerden yapılmış X küresi ile Y halkasından oluşmaktadır ve oda sıcaklığında X küresi Y halkasından az bir sürtünme ile geçebilmektedir. Az bir sürtünme ile geçebiliyormuş oda sıcaklığında.
Deneyde yapılan iki işlem aşağıdaki gibidir. Birinci işlem X ile Y sıcaklıkları eşit. Sıcaklıkları eşit miktarda artırıldığında X küresi Y halkasından sürtünme olmadan geçebilmektedir. X küresi Y'den geçebiliyorsa demek ki Y daha fazla genleşmiş. Eşit sıcaklık altında Y'nin genleşmesi daha büyüktür. Genleşme katsayısı Y'ninki büyük. X küçüktür, Y diyeceğiz. X ile Y'ye eşit ısı enerjisi verildiğinde Q eşittir M, C, delta, T. Bunlar farklı madde olduğu için MC ısılara bakabiliriz. Yani ısı sahasına bakabiliriz. Verildi. X küresi Y halkasından geçememektedir. X Y'den geçemiyor. X daha fazla eşit ısı verildiğinde X'in sıcaklığı daha fazla artmış. Daha fazla genleşmiş. X'in sıcaklığı daha fazla arttıysa o zaman MC'si daha azdır. O zaman X'in MC'si küçüktür Y'nin MC'sinden. Yapılan bu işlemlerin sonucuna göre aşağıdaki çıkarımlar hangisi yapılabilir? 1. X'in genleşme katsayısı Y'nin genleşme katsayısından küçüktür. X'in genleşme katsayısı Y'ninkinden küçüktür. Doğru. Yapılabilir. A şıkkıdır. B'lere, C'lere, D'lere de bakalım. X'in kütlesi Y'nin kütlesinden azdır. Şimdi kütlesi demiş. Kütle burada MC'ye bakabiliyoruz. Farklı maddeler. Kütle hakkında bir şey söyleyemeyiz. Aynı şekilde ösü hakkında da bir şey söyleyemeyiz. Hacmi için bir ölçü de vermemiş bize. Onun için hiçbir şey söyleyebilemeyiz. X'in ısı sahası Y'nin ısı sahasından fazladır. X'in ısı sahası Y'ninkinden azdır demesi gerekirdi. Bu da yanlıştır diyoruz. Doğrusu da cevap A şıkkıdır. Bazı boya ve böcek ilacı pompalarında ve parfüm şişelerinde şekildeki gibi modellenen sıvı püskürtücü mekanizmalar kullanılır. Burada hava hızlıca akıyor. Akışkanların hızlı olduğu yerde basınç azalıyor. Burada basınç fazla oluyor. Sıvı yükseliyor. Burada sıvı hava ile temas edip püskürerek dışarı çıkıyor. Şekildeki modelde pompa yardımıyla püskürtünün içine hava üflenerek hava akımı oluşturulur. Hava kanalının dar kısmından havanın hızı artar ve bu noktalarda gaz basıncı düşer. Akışkanlarınız olduğu yerde basınç düşer. Bu yüzden sıvı yükselir ve püskürür. Buna göre sıvı püskürtücülerin çalışma prensibi ilkelerinden hangileri açıklanabilir? 1. Akışkanlar basıncın yüksek olduğu yerden düşük olduğu yere doğru hareket eder. Evet, bu ilkeyle açıkladık. 2. Akışkanın hızının arttığı yerde basınç azalır. Burada hızı artar, basınç azaldığı için sıvı yükselir dedik. Bununla da açıklanır. Sıvılar üzerine uygulanan basıncı her noktaya aynı değerde iletir. Bu doğru ama burada bunu kullanmadık. Bu ilkeyi burada kullanmıyoruz. 1 ve 2 ile bu olayı açıklamış oluyoruz. Cevap D şıkkıdır. Fizik en eski bilim dallarının başında gelir. Milattan önce 5000 yılından günümüze kadar tarih boyunca bilim ve teknolojide çok büyük ilerlemeler kat etmiştir. Milattan önce 3000 yıllarında fizik yasalarını belirtmeden su değirmenlerini kullanan Sümerler, fiziğin tarihsel gelişiminin ilk basamağını oluştururlar. Günümüzde fizik, makro alemden 5,5 milyar ışık yılı uzaktaki bir gezegenden mikro alemdeki bir kuarka kadar tüm sistemleri inceler. Bu bilgilere göre fizik bilimiyle ilgili çıkarımlardan hangileri yapılabilir? 1. Fizik bilimi madde ile enerji arasındaki etkileşimi ve doğada gerçekleşen olayları inceleyerek onları açıklamaya çalışır. Bu doğru fakat bu paragrafta bundan bahsedilmemiş. 2. Fizikle uğraşan bilim insanları bilimsel bir bilginin değişebileceği, düzenlenebileceği ve geliştirebileceği düşüncesine sahiptir. Bu da doğru ama bu paragrafta bundan bahsedilmemiş. Bu bilgilerde böyle bir şey yok. 3. Fizik bilimi çok geniş bir inceleme alanına sahiptir. Evet, bunu çıkartabiliriz. Makro alemden mikro aleme kadar çok geniş bir inceleme alanına sahiptir diyebiliriz. Burada bu paragrafta bunu görebiliriz. Dolayısıyla cevabımız yalnız 3 B şıkkıdır. Oğuz kütlece %30 sofra tuzu içeren 500 gramlık çözeltiye aynı sıcakta saf su ekleyerek aşağıdaki grafik elde edilmiştir. Buna göre Oğuz başlangıçtaki çözeltiye kaç gram su eklemiştir? Şimdi 500 gram %30'luk diyor. 500 çarpı 30 bölü 100 dediğimizde şunlar sadeleşir. Demek ki başlangıçtaki çözeltide 150 gram tuz, geriye kalan 350 gram da su var. Şimdi ben
Su ekliyorum. Tuz miktarı sabit. Son haliyle. Çözeltinin kütlece değişimi kaç? %12. Yani 150 gram tuz sabit. Sadece üzerine su ekledik. %12'lik kısmı oluşturuyorsa çözeltinin %100'ü ne kadardır? İçler dışlar çarpımı yapılırsa 1250 gram olarak bulunur. Çözeltimiz başta kaç gramdı? 500 gramdı. Demek ki ne kadar su eklemişiz? 750 gram su ilavesi yapmışız. Cevabımız A seçeneği. Lewis yapı formülü verilen karbondioksit bileşiği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Burada en çok bağ yapan karbon merkez atomdur. Bu oksijen bu tarafa çekiyor, bu oksijen bu tarafa çekiyor. Oksijenler aynı ametal olduklarından dolayı eşit şekilde çekeceklerinden dolayı merkez atomun üzerine etkileyen kuvvet sıfır olacaktır ve molekül apolardır, polar değildir. A seçeneği yanlış. Kovalent bağlı bir bileşik olduğundan dolayı moleküler yapılıdır. Doğru. Karbondioksit oda koşullarında gaz halindedir. Doğru. Polar kovalent bağ içerir diyor. Şuradaki bağlar farklı ametaller arasında oluştuğundan dolayı polar kovalenttir. Doğru. E yoğun fazla moleküller arasında London etkileşimleri bulunur diyor. London etkileşimleri kimlerin arasında etkindir? Apolar moleküller ve soy gazlarda etkindir. Bu da bir apolar molekül olduğundan dolayı bu da doğru. Cevabımız A seçeneği. Bazı elementlerin periyodik sistemdeki yerleri verilmiştir. Buna göre elementler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Sodyum alkali, magnezyum toprak alkali, alüminyum toprak metalidir. Yani sodyum 1A grubu, magnezyum 2A grubu ve alüminyum 3A grubu metalidir diyor. Doğru. Karbon, azot, oksijen ve flor elementleri ametaldir. Evet, ametal, 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 ametal doğru. Metalik özelliği en fazla olan elementin adı alüminyum değil, sola doğru. Metalik özellik arttığından dolayı sodyum olması lazım. C seçeneği yanlış. D. Elektron alma eğilimi en fazla olan elektron alma eğilimi aynı periyotta sağa doğru artar. Burada flordur. Doğru. E. Florun birinci iyonlaşma enerjisi sodyumun ikinci iyonlaşma enerjisi değeri en fazladır diyor. Evet. Florun birinci iyonlaşma enerjisi burada verilen elementler içerisinde en fazla olandır. Sodyum. Şimdi bir elektron verdiğinde kime benzer? Buradaki soy gaza benzer. Soy gaza benzeyince kararlı hale geldiğinden dolayı ne yapar? Artık elektron vermek istemez. Bundan dolayı ikinci iyonlaşma enerjisi değeri en fazladır. Doğru. Cevabımız C seçeneği. Aşağıda formülleri verilen bileşiklerden hangisinin yaygın adı yanlış verilmiştir? Sodyum karbonat çamaşır sodası, potasyum nitrat güherçile, H2SO4 kezzap değil, saç yağı olması lazım. Kezzap ise HNO3'tür. Yanlış. Potasyum hidroksit, potas kostik doğru. Kalsiyum oksit sönmemiş kireçtir. Doğru. Cevabımız C seçeneği. Aşağıda magnezyum ile flor arasındaki bileşiğin oluşumu gösterilmiştir. Görüldüğü gibi magnezyum bir elektronunu bu flora, bir elektronunu da bu flora veriyor. Magnezyum artı 2'ye dönüşürken florlar da birer elektron aldıklarından dolayı anyona dönüşüyorlar. Buna göre oluşan bileşikle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? İyonik yapılı olup formülü MgF2'dir. Doğru. Elektron alışverişi sonucu oluşmuştur. Doğru. Magnezyum ve flor aynı soy gaz elektron düzeninde kararlılığa ulaşmıştır diyor. Magnezyumun 10 elektronu var. Yine florların da 10 elektronu var. Doğru. Cevabımız 1, 2, 3. E seçeneği. Aşağıda verilen metal asit metal baz tepkimelerinden hangisi gerçekleşmez? Metal asit tepkimesi gerçekleşir ne oluşur?
nitrat ve H2 gazı oluşur. Yine alüminyum amfoter metaldir. Amfoter metaller kuvvetli bazlarla tepkimeye girerek tuz ve H2 gazı oluştururlar. Yine metal asit ile tepkimeye girerek sodyum klorür ve hidrojen gazı oluşturur. Gümüş yarı soy metaldir. Yarı soy metaller oksijenli ve kuvvetli asitlerle tepkimeye girerek tuz, asit oksit gazı ve su oluşturur. Kalsiyum metaldir ve metaller, amfoter metaller hariç bazlarla tepkime vermezler. Kalsiyum da amfoter bir metal olmadığından dolayı bu tepkime gerçekleşmez. Cevabımız E seçeneği. Aynı ortamdaki eşit hacimde saf su bulunan kaplara üzerlerinde bulunan maddeler ekleniyor. Buna göre olay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Üçüncü kaptaki çözeltinin kaynama sıcaklığı en yüksektir diyor. İçerisindeki tanecik sayısına bakalım. Na artı Cl şeker sudan moleküler olarak çözünür yine. C6 H12 O6'dır. Etil alkolün zaten kaynama noktası saf sudan daha düşük. Evet, üçüncünün içerisinde iyon sayısı daha fazla olduğundan dolayı kaynama noktası en yüksektir. B. Uçuculuğu en fazla olan yani kaynama noktası en düşük olan çözelti burada birdir. Doğru. Buhar basınçları arasındaki ilişki kaynama noktası ile buhar basıncı ters orantılıdır. Şimdi kaynama noktası en düşük olan 1. Sonra kim gelir? 2 gelir. Kaynama noktası en yüksek olanın buhar basıncı en düşüktür. Şunun küçüktür olması lazım. Yanlış. Viskozitesi en büyük olan çözelti kaynama noktası en yüksek olandır. Doğru. Kaynama anında çözeltilenin aynı ortamda buhar basınçları nedir? Eşittir. Cevabımız C seçeneği. Prokaryot ve ökaryot hücre tiplerinde arkadaşlar hücre zarı, sitoplazma, ribozom ortak olarak bulunur. Bu doğru bir ifadedir. Fakat çekirdek sadece ökaryotlarda bulunur. Hücre zarı erimez arkadaşlar. İkisinde de mevcuttur. Tek zarlı organeller ve çift zarlı organeller yani zarlı organeller kısaca sadece ökaryotlarda bulunur. Glikolipit ve glikoprotein gibi kimlik oluşturan maddelerin zardaki dağılımı aynı değildir. Aynı canlının hücreleri arasında bile farklılık gösterebilir. Dolayısıyla doğru olan D seçeneğidir. Ekosistemlerde DDT gibi zehirli maddelerin en az biriktiği canlı grubu arkadaşlar üreticidir. En fazla biriken ya da biriktiği canlı grubu ise son tüketicidir. Dolayısıyla burada arkadaşlar ışık enerjisini kullanarak kendi besinini üreten canlılar da üretici canlılar olduğu için onların da vücudunda biriken zehirli madde miktarı en az olduğu için sorunun cevabı A seçeneğidir. Proteinlerin hidroliziyle ortama verilen amino asitler, trigliseritlerin hidroliziyle ortama verilen yağ asitleri ortamı asitleştirir ve pH değerini düşürür. Fakat karbonhidratların yapı taşları olan monomerler ortamın pH değerini etkilemez. Cevap C seçeneğidir. Eğer sıfır kan gruplu bir erkeğin arkadaşlar A ve B kan gruplu çocukları oluyor ise evlendiği kişi de A ve B bulunur diyebiliriz. Eğer B kan gruplu bir erkeğin AB kan gruplu bir çocuğu oluyor ise mutlaka eşinde bir A antijeni bulunur. A ve B arkadaşlar dikkate alındığında 3 numara hakkında herhangi bir yorum yapamayız. Eğer burası B ise arkadaşlar AB olamayacağına göre B sıfırdır. 3 numaradan bir sıfır almıştır. Dolayısıyla yanında A mı var B mi var net olarak 3 hakkında yorum yapamayız. Dolayısıyla cevap C seçeneğidir. Mitozun anafaz evresinde kardeş kromatitleri birbirinden ayrılır. Bu esnada sentromerler bölündüğü için geçici olarak kromozom sayısı 2 katına çıkar. Kromozomlar metafazda orta düzlemde dizilirler. Kromatin ipliklerin kromozomlara dönüşümü profazda gerçekleşir. Genetik yapısı aynı olan iki çekirdeğin oluşumu telafazda. Kromozomların iyi ipliklerine tutunması ise arkadaşlar profazda gerçekleşir. Cevap B seçeneğidir. Verilen bu 5 tane hayvan türünden arkadaşlar ilk üçünün gördüğünüz gibi cinsi farklıdır. Fakat son ikisinin aynı cinse ait olduğunu görebiliriz. Dolayısıyla ikisinin akrabalık derecesi diğerlerinden daha fazladır diyebiliriz. Fakat aynı cinste olmaları arkadaşlar çiftleşebilseler bile verimli döl oluşturmaları için yeterli değildir. Çünkü verimli döl ancak aynı türün bireyleri arasında oluşabilir.
Bununla birlikte arkadaşlar, bunların gördüğünüz gibi aileleri de farklı olduğu için sadece aynı takımda buluşurlar. Dolayısıyla ortak özellik sayısı birininki diğerinden daha azdır diyemeyiz. Bunların ortak özellik sayıları birbirine eşittir. Cevap A seçeneğidir.